Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil murselin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin ya muin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Mektubat Nam eserden Ramazan-ı Şerif'e dair olan bölümü okuyorduk. Şu ana kadar 11 sohbet yapmışız. İnşallah bu 12.si ve son bölümü olacak. Belki orucun en önemli hikmetlerinden bir tanesi, bizi şımartan, İçimizde dıştaki şeytanın, insi ve cinli şeytanların ajanı olan münafıklık yapan ve kendi elimizle besleyip büyüttüğümüz ve en büyük düşmanımız olan nefse emmareyi teskiye etmek, terbiye etmek ve nefse emmarenin o şarlatanlıklarından kurtulmaktır. Bizim için en önemli mesele budur. Bu dünya hayatındaki imtihanı kazanabilmek için bir önceki sohbetlerde geçen şu dünya pazarındaki ticareti iyi yapıp cenneti satın alabilmek, Allah rızasını satın alabilmek için herhalde bu nefse emmareyi halledebilmekten başka çare yoktur. Bütün tasavvuf dünyası nefse emmarenin aleyhinde çalışır. Nasıl tıp dünyası bütün mikropların aleyhinde çalışır, o kadar laboratuvarlarıyla, alt yapı, üst yapı gayretleriyle, işte bütün tekkiye, zaviye, tasavvuf dünyası da, belki bu bir cihetten dinin özüdür, nefse emmarenin aleyhinde çalışırlar, onu terbiye etmeye, teskiye etmeye çalışırlar. Çünkü nefse emmareyi terbiye etmeden, teskiye etmeden özellikle Kur'an ifadesiyle bizim için ahirette kurtuluş bahis mevzu değildir. Şer suresinde 9. ve 10. ayetlerde Cenab-ı Hak قَدْ اَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّهَ قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّهَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَ buyurmaktadır. Kim nefsini teskiye etti, boğazladı, kurtuldu. Dünyadaki sıkıntılardan, felaketlerden, vesairelerden, ahirette kabir azabından, haşirdeki dehşetten, sıratta 3000 sene zor gidişten ve ahirette yine cehennemden kurtuldu. قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّهَ Ama bunun bir de tersi var. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَ Kim de nefsin desisesi altında kaldı, nefsin oyunlarına uydu, arkasından gitti, dediklerini yaptı, o da kaybetti. Dünyada kaybetti, ahirette kaybetti. Bu Cenab-ı Hakk'ın kat'i hükmü ve bu ayete benzeyen Kur'an-ı Kerim'de başka ayetler de vardır bu içeriği anlatan. Nefse emmareyi teskiye etmeyen bir insan kamil mümin olamaz. Kamil mümin olamayanlar mürşidi kamil de olamaz. Tebliğ ve irşat davasında hiçbir iddiaları olamaz. Nefsin desiseleri altında kalmış insan. Onun için bu nefsi emmare, nefis derken nefsin 5-10 tane farklı manaları vardır. Ama tasavvuf lisanında dinde nefisle mücadele dendiği zaman akla nefsi emmare gelir. Nefsi emmareyi teskiye edebilirse bir üst kademede askerlikteki rütbeler gibi bir üst kademede nefsi levvame ufkuna ulaşır. Kendini ayıplayan, kendi kusurlarını gören nefis demek. La uqsimu biyawmil kıyameti ve la uqsimu bin nefsil levvame. Allah nefsil levvameye yemin etmiş. Nefse emmare ile alakalı da Kur'an'da ayet bildiğiniz gibi
Yusuf Aleyhisselam'ın sözü olarak herhalde ihtilaf olsa bir de tefsir açısından geçen ve me überriü nefsi innen nefse leemmâretun bisû. Ben nefsime itimat etmem, güvenmem. Çünkü nefse emmarem daima emmare zaten mübalağa aşırı mana ifade ediyor. Daima her şartta gece gündüz her mekanda hatta Kabe'yi tavaf ederken bile daima kötülüğü emreden nefis, nefse emmare. Eğer ondan çıkabilirse nefsi levvameye yükselir. Bir insan ayıplarını göremiyorsa, hep başkalarının ayıplarıyla meşgul oluyorsa, başkası onun ayıbını söylediği zaman hemen avukat gibi müdafaya geçiyorsa, kendi nefsinin savcısı, kendi nefsinin avukatı, başkalarının savcısı durumunda ise nefsi emmareden kurtulamamış ve felakete doğru gidiyor demektir. Ama nefsi levvame ufkuna yükselirse kendi kusurlarının savcısı başkalarının kusurlarının avukatı olur. Kendi ayıplarıyla meşgul olur. Başkalarının ayıpları onu alakadar etmez. Başkalarının ayıplarını değil, iyi taraflarını görmeye başlar. Bunun kendine göre tezahürleri vardır. Eğer nefsi levvameyi de aşabilirse nefsi mutmainne mertebesine yükselir. Bu bir hayli ileri seviyede bir mertebedir. Sadece Allah ile tatmin olur. Allah zikriyle tatmin olur. Hatta dünyadaki meşru zevkler bile onu fazla alakadar etmez. Onlardan keyif almaz, lezzet almaz. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti ayeti kerimesi ki Fecr suresinin son ayetlerinde nefs-i mutmainne içinde bulunan kimselerin de cennetlik olduğu, cennete gideceği şeklinde de ifade ediliyor. Mutmainne kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub ayetiyle de anlatılan. Dikkat edin ha. Bak, gaflete düşmeyin. Agah-ı mütenebbi olun. Kalpler ancak ve ancak Allah zikriyle mutmain olur buyurulmuş. Nefsi emmarede cennet müjdesi yok. Nefsi levvamede de hemen öyle bir kapı açık görünmüyor. Ama cennete gideceği bir yönüyle vaat edilmiş olan nefsi mutmainne mertebesine inşallah ulaşabilirsek. Ve nefsin dördüncü mertebesine nefsi mülhime veya mülheme. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ayetiyle anlatılan Allah'ın ilhamına mazhar nefis, vahyin düşük mertebeleri olan, Allah'ın mütekellim sıfatına veya ismine ayna, tam ayna olabilecek. Malum her ismin 70 bin tecelli mertebesi var. Bu Ayet-el Kübra Risalesi'nin 7. şuanın 2. babında veya 1. babında estağfurullah vahyin dereceleri anlatılıyor. En üstte Efendimiz'e gelen kitaplar, aşağıya doğru sair enbiya ve velilere bile ilham gelir vahiy manasında. Hatta Cenab-ı Hak ve evha rabbüke ilen nahl ifadesiyle arıya bile vahyettiğini yani sevki ilahi ile arı yoksa o balları yapamaz yani. Öyle talimatla, eğitimle filan olabilecek bir şey değildir. İnsan en mükemmel eğitime mazhar ama öyle çiçeklerden o balcıkları alarak bal peteğinde onları derleyemez. İşte Allah'ın kalbine ilham gönderdiği nefis, fücurunu da bildirir ona, takvasını da bildirir. Neyin fücurlu, günahlı, yanlış, neyin takvalı olduğunu artık daha rahat keşfeder. Haramı haram bilip ondan kaçınır. Helalı helal bilip ona imtisal eder. Hatta şüpheli şeylerde bile haram var mı yok mu onları bile hissedebilecek kadar doygun ve dolgun bir his dünyasına sahip olur. Bu son fasılda anlatabileceğim hatıralarım vardı ama meseleyi uzatarak hatıralarla
kendi içinde boğmak istemiyorum. Eğer bu dördüncü mertebeyi de aşabilirse, ki artık mutmainne mertebesinden sonra olanlar için cennet kapıları açılmış sayılır. Dördüncü mertebedeki ilhama mazhar nefis içinde, nefis de üçüncü mertebeden sonra dördüncü mertebe olduğu için ve beşinci mertebesi nefsi radiye, altıncısı nefsi marziye, kul Allah'tan razı, Allah da kulundan razı olan. Bu da radiyeten merdiye, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerle anlatılan, Allah bizden razı mı? Ne bilelim. Ölçü, biz Allah'tan ne kadar razıyız? İşte ona bakacağız. Radina billahi Rabbe ve bil İslami dine ve bi Muhammeden Resulen Nebiyye diyebiliyor muyuz? Rab olarak Allah'tan razıyız. Nebi olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan razıyız. Din olarak da İslam'dan razıyız. Bunu içimizden gele gele söyleyebiliyor muyuz? Allah'tan gelen musibetler ve belalar karşısında hoştur bana senden gelen ya hilatü yahut kefen ya gonca gül yahut diken narın da hoş, nurun da hoş diyebiliyor muyuz? Radiye ve mardiye mertebeleri de ayrıca teşrih edilebilir, tahlil edilebilir. Ve nefsin en zirve, en mükemmel noktası ki nefsi safiye veya nefsi kamile diyebileceğimiz zirve noktadır. Artık Üstad'ın 24. sözün ikinci dalında reşha diye anlattığı kalp hayatına sahip olur. Saf, tertemiz bir kalp hayatına sahip olur. Ona baktığınız zaman onda onu değil, onda Allah'ı mütecelli görürsünüz. Hani su, güneş suya aksettiği zaman su ne kadar berraksa artık güneş suya aksedince suya bakınca suda suyu göremezsiniz. Orada güneşi görürsünüz. Su yok artık orada güneş vardır. Ama su bulanık olduğu nispette güneşin saffetini çok aksettiremeyebilir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine hakiki müminden sormuşlar. O suyun rengi kabın rengidir diye kestirmeden kısa bir veliye yakışır şekilde cevap vermiş. Öyle kabın zat, estağfurullah, suyun zati bir rengi yoktur. Hangi kap içerisine girerse o renkten görünür. Kırmızı bardağa girince su kırmızı, yeşil bardağa girdiği zaman da yeşil olur. Binaenaleyh bir insanın da zati rengi olamaz. İçine Allah'a iman girdiyse o Allah boyasındandır. Sıbgatallah ve men ehsenu minallahi sıbga. Boya Allah boyasıdır. Allah boyasından daha güzel bir boya mı vardır buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu az önceki okuduğum ayeti kerimede. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'a kamil mümin sorulmuş veya veli. Efendimiz Aleyhisselam yezikurullah li ru'yetihim buyurmuş. Mümin odur ki ona baktığınız zaman siz onda Allah'ı görürsünüz. Allah'ı mütecelli görürsünüz. O saf su gibidir. Nefsi safiye mertebesinde, nefsi kamile mertebesindedir. Ona baktığınız zaman orada Allah'ı mütecelli görürsünüz ki İmam Buseyri Kaside-i Bürdesi'nde Efendimiz Aleyhisselam'ı değişik yönleriyle vasfettiği yerde bir vasfı da bu olarak ilan eder. Ya men ize secede tecellallah der. Ey o zat ki secdeye kapandığı zaman Allah onda Allah tecelli eder. Bize bugün bakan Allah'ı mı hatırlıyor yoksa başka şeyler mi hatırlıyor? Bu çok önemlidir. Mümin odur ki ona baktığınız zaman o size oturmasıyla, kalkmasıyla, simasıyla, anlattıklarıyla, hal, hareket tavırlarıyla size daim Allah'ı hatırlatır buyurmak suretiyle nefsi safiye veya kamile mertebesindeki müminleri anlatıyor. Belki bu dokuzuncu nüktede bunlar yoktu. Ama ben kısaca bir sunma lüzum ettim, lüzumu hissettim. Yoksa bu yedi mertebenin her birisiyle alakalı böyle bir beşer onar saat konuşabileceğimiz kadar mesele olabildiğince derindir. Ve bu mevzuda yazılan değişik kitaplara bakmanızı tavsiye ederim.
Özellikle Marifetname'nin içinde İbrahim Hakkı Hazretleri bunları genişçe dağıtmış ve orada bu mertebeleri, o mertebeye çıkınca neler olur, tezahürleri nelerdir, neler yapar? Her bir mertebenin gerekliliği nelerdir? Halleri ile beraber Marifetname'de bunları görebilirsiniz. Fakir bir zaman bunu cami kürsülerine getirmiştim. 45'er dakikadan tam 6 ay, kaç hafta yapıyorsa, 24 hafta yapıyor herhalde. Anlattım, yine de bu mevzuyu çok özet anlattığımı gördüm. Mesele kendi içerisinde deryalar kadar, ama deryalar kadar geniştir. İşte Ramazan-ı Şerif orucu. Önce herkes için, avam için nefse emmareyi gemler. Ama bir önceki sohbetlerde geçen havasın orucunu tutabiliyorsanız bir ay. Hassul havasın orucunu tutabiliyorsanız levvame, mutmainne, mülheme, safiye, radiye, mardiye ve safiye mertebelerine doğru yelken açabilirsiniz. Cenab-ı Hak bu ruhla, bu manada, bu kamil manada oruçlarımızı tutmaya, özellikle bundan sonra geri kalan günlerdeki oruçlarımızı tutmaya bizleri muvaffak kılsın. Nefse emmare, Risale-i Nur'un da en temel mevzularından bir tanesidir. Yani bütün eserler nefse emmaremizi teskiye ve terbiye edici mahiyette. Ama özellikle şu kaynakları heyetinize sunmak istiyorum. Altıncı sözde ve kafir hıyanet edip nefse emmaresi hesabına çalıştırmasıdır tabirini kullanıyor. Kafir hıyanet edip kim hain? Nefse emmaresine uyup hırsızlık yapan hain. Nefse emmaresine uyup insanlara tecavüz eden hain. Kim hain? Nefse emmaresine uyup yolsuzluk yapan hain. Nefse emmaresine uyup gıybet yapan hain. Nefse emmaresine uyup iftira yapanlar hain. Yani nefse emmaresine farklı şekillerde, hangi şekilde uyarsa uysun, önce kendi benliğine, kendi fıtratına ihanet etmiş olur. Fıtratından, insaniyetinden uzaklaşır. Kafirlerin de münafıkların da bizler için yaptıracağı şeyler bunlardır deyip, özellikle altıncı sözde geçen bu cümle önemliydi. Kısaca aktardım. Sekizinci sözde var. Onuncu sözün mukaddimesinde, onun birincisinde nefse emmare ile bir kelamımdır, yani konuşmamdır diyor. 17. sözün ikinci makamında o tasavvufi, farisi fıkralarla anlatılan mesele oldukça önemlidir. Nefse emmare cihetiyle münadim ol ki beka bulasın diyor mesela orada. 18. sözün başında nefse emmareme bir sille-i te'tip. Ey fahre meftun, şöhrete müptela, sersemlikte bir hamta nefsim şeklinde meseleyi ele alıyor ve orada meseleyi anlatıyor. 24. sözün 5. dalının 5. meyvesinde ey nefse emmarem, ey nefse emmarem deyip nefse emmaresine hitap ediyor. O sen şöyle desen ben de sana şöyle derim diyor. 26. sözün 2. mefasında bununla alakalı bir yer var. 9. mektupta var. 16. mektupta benim de diyor nefse emmarem ister istemez aklıma tabi olmuştur. Orada nefse emmaresini itaata getiren anlattığı mevzular var. 22. mektupta nefse emmareme, yani adavet anlatılırken müminlere adavet edeceğine nefse emmarene adavet et diyor. 22. mektuptaki uhuvvet bahsinde. 26. mektupta 4. mefasın birincisinde nefsi emmare levvame mutmainneye inkılap eder ama bir insanın imtihanın devam edebilmesi için nefse emmaresinin yine bir cihette devam etmesi. Nefse emmaresini öldürmüş ama
Yine bir cihetten mecazi nefse emmare olarak devam eder. Bu hizmet rehberinde de var. Çünkü o da öfkedir yani, asabiyet. Öfkelendiği zaman öfke baldan tatlıdır. Nefse emmaresi tahribatlar yapsa, ne yapsa doymaz. Nefse emmaresi firavunlaşınca bir insanın bütün ülkeyi yaksa yine de hem üzülmez hem de gam çekmez hem de rahatlayamaz. Daha yakılacak yerler yok mu? Daha hapishaneyi dolduracaklar insanlar yok mu? Daha hapishane yapsak acaba? Daha yeryüzünde Türkiye'den daha ne şerareler neşlesek nefse emmaresi tarafından yutulan insanlar sadece ve sadece işte bunları düşüneceklerdir. 29. mektubun sonundaki zeyilde 4. hatvede bununla alakalı bir yer var. 11. lemada 2. nüktesinde bir de 13. lemanın 9. işaretinde 17. lemanın 5. notası. 21. lemanın 1. düsturuyla 4. düsturlarda İhlas Risalesi'nde. 25. lemada 16. ve 22. devalarda ve 28. lemanın 332. sayfasında, 335. sayfasında özellikle nefse emmareyi tezkiye edebileceğimiz, onun ne kadar şarlatan, ne kadar bir bela olduğunu anlatan önemli bölümler vardır. 28. lemada kısa verdiğim kaynakta bir paragraf, yani yarım sayfa var yok. Bu da güzeldir diye anlattığı bir yer var. İnnen nefse le emmâretun bissû illâ mâ rahime Rabbi ayeti kerimesinin kısmi bir tefsirine temas ediyor. Ve ayeti hadis-i şerifle ele alarak a'da adûbüke nefsüke lletî beyne cembeyi hadisi. Bu hadisin üstadın naklettiği gibi de var ama daha farklı bir rivayet. A'da'ike nefsüke lletî beyne cembeyi buyuruyor. Senin en büyük düşmanın içinde, göğsünde sakladığın bir cihette yemekle, içmekle beslediğin nefse emmarendir. En büyük düşman bu. Onun için Efendimiz Aleyhisselam Uhud'dan dönerken düşman da yaka paça olmuş, bir o kadar şehit vermiş. Amcası, aslanı, Seyyid-i Şüheda olmuş. Onları küçük cihat sayıyor. O da büyük cihat ama diğerine karşı küçük, izafi küçük o. Dönerken recane min cihadil asgar ila cihadil ekber buyurmuşlardır. Şu anda biz küçük cihattan dönüyoruz büyük cihada. Sahabi sorunca büyük cihat ne? Nefse emmare ile olan cihat. Bu bizim için en büyük düşmandır. Değerli kardeşlerim, burada şöyle bir fasıl açarak şu hususları madde madde aktarmak istiyorum. Acaba nefse emmare bizler için niye en büyük düşmandır? Yeryüzünde, alemde ne kadar cinni şeytanlar varsa toplansa, ne kadar ins şeytanları varsa onlar da toplansa, içimizdeki nefse emmarenin düşmanlığı yanında deryada damla kalır. İşte nefse emmaremiz bizler için bu kadar büyük tehlike, bu kadar büyük düşmandır. Acaba neden? Madde bir. Diğer düşmanlarımız 24 saat bizimle beraber olamayabilirler, olamazlar. Ama içimizdeki sakladığımız nefse emmare 24 saat daim bizimle beraberdir. Secdeye kapandığımız zaman da bizimle beraberdir. Yatağa girdiğimiz zaman da bizimle beraber. Arafat'ta vakfeye dursak, Kabe etrafında tavaf etsek yine nefse emmare daima bizimle beraberdir. İşte bu noktasıyla büyük düşmandır. 2. Biz diğer düşmanlarımızı kendi elimizle besletip büyütmeyiz. Hiçbir düşmanımızı beslemeyiz biz. Hatta olabildiğince onu zaafa düşürmeye çalışırız. Ama içimizdeki en büyük düşman olan nefse emmare var ya, onu kendi elimizle besliyoruz. Kaymaklarla, ballarla, sütlerle, ibrişim döşekte yatmakla ve ne bileyim daha nelerle nelerle, yani daha lüks yaşayalım, daha lüks yaşayalım.
İşte bunlarla nefse emmaremizi bizzat, en büyük düşmanımızı bizzat kendi elimizle büyütüp besliyoruz. İşte bu noktasıyla da en büyük düşmandır. Üçüncü olarak dışarıdaki diğer büyük düşman saydığımız ister cinli ister insi şeytan. Ve mine şeyatinil cinni vel ins ayette ister cinden şeytanlar isterse insanlardan şeytanlar diyor. İşte dışarıdaki bu şeytanlar içimizdeki nefse emmareyi tahrik etmeseler, kullanmasalar bizi aldatamazlar. Onun için dışarıdaki insi ve cinni şeytanlar olursak içimizdeki nefse emmare münafıklığı temsil ediyor. İçimizdeki nefse emmare boşluklarımızdan istifade ediyor. Kuvve-i şehviyenin, kuvve-i akliyenin, kuvve-i gadaviyenin ifrat ve tefritlerini değerlendirmek suretiyle bizi azdırabildiği kadar azdırıyor, saptırabildiği bildiği kadar saptırıyor ve bu imtihanı kaybedelim, ancak olalım diye bütün hatvelerini, Bizans oyunu gibi adımlarını tatbik ediyor. Ahmet İbni Hanbel'in naklettiği bir hadisi şerif var. Diyor Adem yerde iskelet olarak yatıyordu. Şeytan geldi etrafında tavaf etti. Sonra şeytan Adem'in ağzından girdi, arkasından çıktı. Bir rivayette ağzından girdi, burnundan çıktı. Yani şeytan Adem'in içinde gezdi, dolaştı. Çıktığı zaman şeytan dedi ki ben anladım ki bu Adem kendisine malik olamayacak. فَعَرَفَ اَنَّهُ خَلْقٌ لَا يَتَمَّ. Yani insanın Adem'in içinde bulunan boşlukları gördü şeytan ve kendine malik olamayacağını Adem'in ve sapıttıracağını kendi safına çekeceğini anladı diyor. Hadis bu. Adem'in içinde bulunan boşluk bağışlayın, bağırsak boşlukları vesaire karın boşlukları değil. Büyük ihtimalle az önce zikrettiğim kuvve-i şehveviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliyenin boşlukları. Onun ifrata ve tefrite sapabileceği boşluklarını gördü ve işte şeytan nefse emmaremizi kullanarak bu boşluklarımızdan vurarak bizi saptırmaya çalışıyor. Bu noktasıyla nefse emmare bizim için en büyük düşmandır. Nefse emmareyi tezkiye etmenin yolları vardır. Kalbin Zümrüt tepelerinde lütfen okuyunuz. Bununla alakalı önemli bir yer var. Bir zaman Esat Coşan Hoca Efendi'nin bununla alakalı bir sohbetini kitap haline getirmişler. Bir de öyle küçük bir kitapçık da görmüştüm. Onu da okuyabilirsiniz. Allah rahmet etsin ona. Sizlere, arkada kalanlara, hocamıza, hepimize Cenab-ı Hak hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin. Nefse emmareyi tezkiye etmek için neler yapmak lazım? Bu mevzuda da 5-10 madde saymışlar. Özellikle 17. lemanın o notalarda 13. notasında tahmin ediyorum. Orada da bazı önemli noktalar var. Lütfen oraya da nefse emmareyi tezkiye etmek için ne yapmalı bakarsınız. Ve az önce verdiğim risale kaynaklarına da bakabilirsiniz. Ama şurası muhakkaktır ki nefse emmareyi gemleyecek en önemli faktör nefsi terbiye edecek, tezkiye edecek. Mevhum rububiyetini, ilahlık, rablık iddia etmesini parça parça edecek en önemli amil nefsi aç bırakmaktır. İşte bu dokuzuncu nüktede de bu hususa temas ediliyor. Şimdi dokuzuncu nükteyi beraberce okuyabiliriz. Ramazan-ı Şerif'in orucu diğer oruçlarda da olabilir ama özellikle Ramazan-ı Şerif'in orucu demiş, bu farz olduğu için herkes tutacak. Her mümin, şartları yerine gelen herkes tutacak. Daha önce arz etmiştim, nafile oruçlarda nefis yine bizi farklı noktalardan vurabilir. Nafile oruç tutmayanlar olan biz oruç tutuyoruz. Melekleştik bunlar bağışlayın böyle sair mahlukat gibi içiyor diye kendisini onlardan üstün görmek de yine aldanabilir. Ama Ramazan orucu işte bu noktasıyla farklı. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak. Mevhum rububiyet. Yok böyle bir rububiyet. Herkes öyle zannediyor.
Ve aczini göstermekle, ki bu acz meselesi bir önceki nüktelerde geçmişti, ubudiyetini bildirmek. Kulluğun özünde aczimizi anlamak, fakrımızı kavramak vardır. Aczimizi idrak ederek, kavi mutlak olan Allah'a dayanacak, fakrımızı idrak ederek Rahman ve Rahim olan Allah'tan yardım dileyeceğiz. Kulluğun özü de budur. Zaten abd de kul, köle demektir. Bir kul, bir köle kendisini düşmanlardan koruyamadığı için bir efendiye köle olur. İhtiyaçlarını gideremediği için ona köle olur. Abdiyetin, ubudiyetin de temelinde, kulluğun, kölenin temelinde de lügat kelime manasıyla acziyet ve fakriyet vardır. İşte bunları kavrayacak oruç bunu yapar. Mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermek ve ubudiyetini bildirmek cihetinde hikmetlerinden, bunun da çok hikmetleri varmış ama bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Ben gibi bir Rab varken yani, haşa demek. Firavunane kendi rububiyeti istiyor. Ne kadar azaplar çektirirse o damar onda kalır. İstediğiniz kadar nefis terbiyesi yine kalır. Asabiyete devreder, o ayrı bir meseleydi. Sinirlenince, en büyük veli bile sinirlense, Rabb'i nasıl veli diyebilirsiniz. Fakat açlıkla o damar kırılır. Nefsi emmarenin firavuniyetine indirilen en korkunç balyoz açlık. İşte Ramazan'daki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Asıl darbe yapacaksanız nefsinize darbe yapın. Kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir ona. Abd olduğunu bildirir. Ne kadar kısa ve cami cümleler. Bu hususta bir hadis-i şerif naklediyor. Hadis-i şerif biraz daha baş tarafı da var. Bu hadis-i şerife baktım. Baş tarafında bu hadis-i şerifin Eşraf oğlu Rumi Müzekin Nüfus'ta bunu bize nakletmiş. Allah ilk önce aklı yaratıyor. Sonra burada ikincisi anlatılıyor. Nefsi yaratıyor. Allah akla soruyor. Sen kimsin? Ben kimim? Akıl ilk soruda sen Rabbi Rahim ve Kerimim olan Allah'ımsın. Ben ise aciz bir kulunum diyor. Akıl ilk soruda doğruyu bulduğu için akıl Allah nazarında mükerrem oluyor. Allah akla değer vermiştir. Efela takilun, efela tetefekkerun, fe'atebiru ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri, ibret alınız, ibret buyurmuştur. Akla değer vermiştir. Aklı olmayanın dini de yoktur. Yani dini yaşamakla da mükellef değildir. Namaz kime farz? Akile, akil bali olana. Oruç kime farz? Bakın, dinin mükellefiyet menatında hep daima akıllı olma, bir de bali olacak. Rüşte ermiş olacak. Allah akla ilk sorduğu zaman akıl doğruyu cevap verdiği için Allah akla değer vermiştir. Allah daha sonra nefsi emmareye soruyor. Sen kimsin, ben kimim? Burada işte ona temas ediliyor. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş. Ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Sen ilahsan biz de çapımıza göre, hatta fena değil yani, biz de bir ilahız demek. Allah azap etmiş nefsi, cehenneme atmış, yine sormuş. Ateşte yaktığı halde yine demiş, ente ente, ben benim, sen sensin demiş. İşte enaniyet bu. Enaniyeti yönlendiremezseniz müsbete, zamanla o sizi firavun yapar, nemrut yapar, şeddat yapar. Devrimizde pek çok misallerini görüyoruz. Ama sonra açlık ile azap etmiş. Cenab-ı Hak nefsi emmareyi aç etmiş, aç kalmış, aç kalmış. Yani aç bırakmış, yine sormuş. Men ene ve me ente. Ben kimim? Sen kimsin? Nefis demiş. Ente Rabbirrahim. Ben abdükel aciz. Sen Rabbirrahimim olan Allah'ımsın. Ben ise sana karşı aciz bir kulum demiş.
Burada tercümesini söylemiş. Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin. Ben senin aciz bir abdinim, aciz bir kulunum demiş. Onun için eski büyük hocalarımın çocukluğunu hatırlıyorum. Dua yaparlarken derlerdi ki, Ya Rabbi açlıkla bizi terbiye etme. Açlıkla bu milleti terbiye etme derlerdi ki çok önemli bir terbiye şekli. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir önceki sohbette temas ettiğim bizleri yaptığı bu dünya hayatında, bu imtihan meydanında açlıkla da imtihan edeceğini Bakara Sure-i Celilesi'nde bir ayet ifade ediyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Biz sizi şey ile imtihan edeceğiz. Şey, o kadar şumulu, içeriği geniş bir kelime ki hatta Allah'a da şey denir mi denmez mi? Münakaşa edilmiştir. Allah'a da şey denebilir. Ama Allah burada mütekellimdir. Konuşan. Konuşan kendi kelamının dışındadır. Allah'tan başka ne kadar varsa şeydir ve Allah şeyle bizi, şeylerle bizi imtihan etmektedir. Başta korkulardan ki devrimizde bu imtihan dehşetli. Vel-cu'i ikinci imtihan açlıkla. Açlıklardan. Tam aç bıraksa zaten kaybedersin. Açlıklardan bir kısmı minel havfi ve minel cu'i demektir o. Açlıklardan bir kısmıyla yani önemli bir imtihan. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Ya Rab bizi açlıkla imtihan etme. Ama oruç nimetler içindeyken aç kalarak mevhum rububiyeti olan, rububiyet iddia eden nefse emmaremizin başına balyoz darbe indirmektir. Onun şarlatanlığından, şerrinden kurtulmak ve gerçek manasıyla hüvesine Allah'a kul olabilmektir. Daha önce söylemiştim bu dokuzuncu nükteyi dördüncü ve birinci nüktelerle beraber bütünlük içinde ele almak lazım. Daha önce de söylediğim için herhalde bakmışsınızdır. Böylece değerli arkadaşlar bu Ramazan-ı Şerif Risalesi'ndeki 9 nükteyi tamamlamış olduk. 12 sohbet içerisinde. Bazıları 25 dakika, bazıları 30 küsur dakika yani farklı dakikalar içerisinde. Bu dakikaları topladığınız zaman toplamı kaç dakika yapar bilemiyorum. İşte o kadar süre ve fakirane yine de Ramazan-ı Şerif Risalesi'ni özetledim diyebilirim. Cenab-ı Hak daha geniş şerhlerine muvaffak kılarsa ileride bunları yapabiliriz. Bu mevzuda daha önce şu anda baktım bazı yerlerde var kaynak kitaplarından çıkan Rahmetle Reyyan Kapısı kitabı hikmetlerinden 33 madde. Bazen de zaten buraya bakarak konuştum. Eskiden çalışmıştım. Kaydetmiştim oraya. Böylece Ramazan-ı Şerif Risalesi'ni bitirdik. Yarından itibaren, yarın Cuma, dün Türkiye saatine göre 18 demiştim. Onu değiştiriyorum. Türkiye saatine göre 19'dan itibaren. Türkiye saatine göre 19'dan itibaren bayrama kadar, Arefe günü akşamına kadar belki bayramla alakalı birkaç şey de söyleyebilirim. Böyle Ramazan sohbetleri başlığında inşallah bu Facebook'tan canlı yayın yapacağız. Bir hayli görüyorum yani şu anda çok ciddi bir takip olmuş. Yani ekranda akıyor, burada takip edenleri görebiliyorum. İnşallah saatini verdiğim için yarından itibaren, bugün değil, yarından itibaren saat 19 Türkiye saatiyle canlı yayında inşallah beraber oluruz. Facebook'a bugün attık herhalde siz de görmüşsünüzdür. Merak ettiklerimiz başlığında, formatında doktor, profesör adayı, doktor buralarda Hüseyin Varol Bey kardeşimizle soru cevap sohbet yapacağız. Canlı yayında. Hangi kanaldan yapacağız? Ve siz nereye sorularınızı sorabileceksiniz? O Facebook'a attığımız o reklam yani jenerikte var bunlar. Oradan bakarak şimdiden Hüseyin Bey kardeşe sorularınızı atabilirsiniz. O soruları tertip ederek uzun sürede inşallah soru cevap sohbet yapmayı düşünüyoruz. Rabbim ahde vefada bizleri sadık eylesin. Rızası istikametinde serdi kelam etmeye muvaffak eylesin.
Müslüman yaşasın, Müslüman olarak vefat ettirsin. Öbür alemde Müslümanlarla beraber haşrı neşr eylesin. İhlas-ı etem içerisinde tavırlarımızı, davranışlarımızı, konuşmalarımızı ayarlamaya muvaffak kılsın. Bu Ramazan-ı Şerif Risalesi'nin sonunda da bir dua var. Üstadın yaptığı o duaya da beraber bakalım, beraberce yapalım. Amin diyelim. Amin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekvini veke rıdaen ve li hakkihi edaen bi adedi sevabi kıraati hurufil Kur'an fi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ey Allah'ım, Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam al ve ashabına seni razı olacağım ve onun layık olduğu bir rahmetle Ramazan ayında okunan Kur'an harfleri adedince salat ve selam eyle. Ramazan-ı Şerif'te okunan Kur'an harfleri sayısınca bizlere sevaplar ihsan eyle ya. Rabbil Alemin.